kanunları ise sayılmaktaydı. İstanbul İdaresi hudut boyundaki düşmanlarla mücadele etmekten dahili karışıklığı önlemeye imkan bulamıyordu. Zaten mahdut olan askeri kuvvet ancak onlara yetiyordu. Bu imkansızlık dahildeki zorbaları büsbütün azdırıyor, kanun denen kuvvetten asla çekinmeyerek alabildiklerine kargaşalık çıkarıyor ve kan döküyorlardı. Bu zorbalar galete değil, yalnız silahlarına güveniyorlardı. Kuvvetli olan daima galebe çalıyordu. Biri olsa. Kız Esah ya, davarcı Mustafa senin için deli oluyor. Yaptığı türküler dinleyeni de yaralıyor. Ama Ayşe'nin gönlünü yaraladığı yok ki. Kim demiş? Oh, utancımdan yerin dibine geçiyorum. Ben davarcıya ne yaptım ki beni böyle dillere düşürüyor? Daha ne yapacaksın kız? Davarcıyı Kerem gibi yaktın. İlerisi var mı bunun? Davarcıya bir rastlasam, gayrı bana türkü yakmasın diye yalvaracağım. Ya babam duyarsa, bu türküler için ne demez bana? Ne diyecek ha kız? Seni davarcıyla everecek. Eşit olmuşuz benim dağlarım. Eşit olmuşuz İzmir'in altında. Kız satı, Esra'dan babam beni Mustafa'ya verir mi? Niye vermesin kız? Levent gibi delikanlı. Hadi arka yoldan gidelim.
Belki rastlarız davarcıya. Bakracı koy da oraya git odana. Baban görmesin seni ortalarda. Ne oldu ana? Ne oldusu var mı? Davarcının senin için yaktığı türküleri baban duymuş. Öfkesinden ortalığı kırıp geçiriyor. Öyle ama anam, bunda benim ne kabahatim var? Ben davarcıyla bir kere bile konuşmadım. Biliyorum kızım, biliyorum ama ağa laf dinlemiyor ki. Hadi odana git. Bu davarcı da ne yapsın? Bu güzel kıza gönül yakılmaz mı? Gelmedi mi daha çeşmeden? Yoksa davarcıyı mı bekliyor çeşme başında? Deme ağam, kötü laflar etme kıza. Köylerde gezemez oldum kadınım. Nereye gitsem yüzüme karşı Ayşem Ayşem diye türkü çağırıyorlar. Ne olacak bunun sonu? Peki ağam, kızın bunda ne suçu var? Elin davarcısı kıza kendi kendine yandıysa Ayşe'ye ne bundan? Kadınım... Kız ne oldu? Ben karar verdim, davarcıyla konuşacağım. Bir daha bana türkü yakmasın diye. Babam duymuş, öfkesinden eve sığmıyor. Esah mı dedin kız? Esah ya! Göl kenarına benimle beraber gelir misin? Olur mu kız? Ya bizi gören olursa? Gönlümü kırma satı. Olur, geleceğim. Anama haber vereyim. Aa, kız olur mu? Korkma, Ayşelere gidiyorum diyeceğim. Aa. Ana! Ben Ayşelere gidiyorum. Şaşırdım, kaldım kız! Ne yapacağım ben şimdi? Konuşacaktın ya! Utanıyorum Satı! Gel dönelim! Etme kız! Bu kadar yol geldikten sonra olur mu hiç? Toplayıver kendini! Ama sen de benimle beraber geleceksin! Hadi yürü öyleyse! Benden selam eyleyim, nazlı Ayşem'e. Benden selam eyleyim, nazlı Ayşem'e.
bir saat karşında dursun, dursun da gitsin, dursun da gitsin. Az mı çok mu sinem de ki yara? Ayşem cenazemi görsün de gitsin, görsün de gitsin. Allah etmesin Mustafa! Sen misin? Esra mı bu Ayşe? Konuşsana kız, hadi deyiver, hadi! Ayşe diyor ki, yaktığı türküler köyde dillerde dolaşıyor. Ben ne yaptım ki davarcıya beni böyle dillere düşürüyor? Ne olur bana bir daha türkü yakmasın diye yalvarıyor. Gönül kuşu kalktı uçtu havaya, İn kuşum dedim de indiremedim, aşık aşık giden o nazlı yare, dön gönül dedim de döndüremedim. Ah Satı bacı, gönle girmeye görsün ateş, ifla etmez öldürürmüş yiğidi. Sevgiden hiç ölünür mü? Doğru Ayşe, öldürmüyor, deli ediyorsun. O kadar mı vurgunsun bana Mustafa? Görüyorum ki tek başına çekemiyorsun bu derdi. Gel paylaşalım seninle. Ayşem! Tövbeler olsun, ne için geldik, neler oluyor? Bu sevdanın işine akılsız ermiyor ki. Kadir Mevlam sana kara gün göstermesin Mustafa! Koca bıldır bebeği sütsüz komadın! Gayrı usanmadın mı Elif bacı her gün bu lafı ede ede? Vermeyip de ne yapacağız? Açlığından ölsün mü yavrucak? Böyle deme! Deme böyle! Erim hapse gireli kimseler hatır bile sormuyor! Gönül koma sen o yabanlara bacım! Bir yol düze inersen anama uğra da alıver! Bebeğe bir şeyler hazırlamış! Sağ olsunlar, var olsunlar! Kal sağlıcakla bacım! Mevlam seni korusun Mustafa! Hadi elini yüzünü yıka! Peki ana! Hoş geldin oğul! Hoş bulduk ana! Hoş geldin Mustafa! Sağ ol! Hoş bulduk ağa! Sende bir hal var Mustafa! Gözünün bebeği fır dönüyor! Yağdırır yağmuru, yeli estirir! Kimini güldürür, kimini küstürür! Kadir Mevlam kısmet ise gösterir! Yar göğününde yerim var bugün benim! Ah oğul! Karaca olana taş çıkartıyorsun!
Hadi bakalım, sofraya buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bugün ağlara, istesen Ayşe'yi, karışma sen gerisine! Öyle deme Mustafa'm, vermezler Ayşe'yi bize! Köye rezil olduğumuzda kalırız! Beni karıştırma bu işe! Ne diye vermezlermiş ana? Onlar ağ kısmı, oğul! Sanki gökten ağ mı indi? Yarın benim ağ olmayacağımı kim bilir? Tasalanma! Var bir yol, Ayşe'yle öyle sözleştik! Sen bilirsin Mustafa'm, ama benim gönlüm hiç de razı değil! Sen benim gönlümü hoş ettin ya, sağ ol! Mustafa kardeşim! Dün köye indiğimde Halil Ağa'ya rastladım. Bana senden söz açtı. Kardeşim bizim kızla uğraşmasın, sonra karışmam! Namusum dillerde geziyor dedi. Sen hiç tasalanma, anam şimdi onlara gitti. Ayşe'yi mi isteyecek? Ya vermezlerse? Verecekler ağam! Verecekler! Ne o kız?
Yel almış gibi niye koşuyorsun? Mustafa'nın anası bize geldi. Anamla konuşuyorlar. Gönlüm kalktı, duramadım evde. Ona koştum. Esra mı dedin kız? Seni mi istemeye gelmiş? Gözün aydın. Ben dere boyuna gidiyorum. Gelir misin? Olur, gelir. Davarcı, duymasın Ahmet! Eğer bu haberi bir iletirlerse, Mustafa göç etsin bu yerlerden! Ahmet bir kötülük eder mi davarcıya, aa? Eder misi var mı kadınım, tek davarcıya değil, bize de etmediğini komaz! Bütün bu köylerin sahibi o! Fermanla dedesine verilmiş! İsterse hepimizi kovar bu diyarlardan! Sahibimiz o çünkü! Bütün bu yerler neden onun oluyor, aa? Bu Karagirlerin dedesi... Harpte çok yararlılık göstermiş de... Padişah efendimiz bu yerleri fermanla ona vermiş. Bizi de... Bizi de ya! Allah vere de Ahmet davarcının ettiğini duymasın. Bilmez misin kadınım, ne azılı adamdır o! Uyaz seni emerecekmiş! Sırası mı şimdi keyfimi kaçırmanın?
Haddim mi efendim? Sözün için kulağıma bir şeyler çalındı da... Söyle, ne çalındı kulağına? Bırak boğazımı da söyleyeyim efendim. Etemanın kızı için davarcı türküler yakıyormuş. Esen mi lan? Köylerde bile türküleri söyleniyormuş gayrı. Etema ne diyor bu işe? Haber göndermiş davarcıya. Bir daha türkü yakmasın diye. Siz de bir yol davarcıya uğrayın diyeverim. Efe haber yolladı. Türkü yakmadan vazgeçmezse ocağını söndürürüm o davarcının. Anladın mı lan? Anladım efem. Yarın yaylaya seni de götüreceğim yeğenim. Söz mü emmi? Davarları da ben gideceğim ama. Sen gideceksin. Emmimle yarın yaylaya gideceğim. Olur, git ellerini yıka. Evvelki gün gitme ya. Git deyince git. Anlıyorum anam, anlıyorum ağlama. Yeter artık. Hangi derdime yanayım Mustafa'm? Oğluma mı, kovmama mı? Kovdular mı anı? Daha beter ettiler oğul. Hangi yüzle köylünün yüzüne bakacağım? Üstelik Ayşe, Etemaların oğlu Ahmet'e sözlüymüş. Halil ağa da kendi başından korkuyor olmalı ki anama öyle davrandı. Davarcı canından mı bıktı da böyle şeylere burnunu sokuyor demiş. Ayşe ile öyle sözleştik. Ayşe ya benim olacak, yahut da hiç kimsenin. Artık davarları yaylaya siz götürürsünüz, ben Ayşe'nin yolunu gözleyeceğim. Etme Ayşem, eyleme kızım! Öldürün beni anam, öldürün de ayırmayın beni Mustafa'dan! Varamam başkasına! Kızım, gül kızım benim! Elimden bir şey gelmez ki! Babam bir kere söylemiş, eğer seni başkasına vermeye kalkarsa, ocağımızı söndürürler. Yoksa başka çaresi, öldürün beni! Böyle laflar deme kızım, ben öleyim yoluma! Bana yardım et, beni koru! Kaçayım Mustafa'yla, uzaklara giderim, bir daha bizi kimse görmez! Sonra bizim halimiz ne olur Ayşe? Etme kızım, olmayacak şeyler isteme benden! Nikahta keramet vardır derler. Unutursun Mustafa'yı ileride. Unutur muyum hiç anam? Ben onu nasıl unuturum? Göğnümde eli var, başımda yeli var. Dilimde derdi var. Onsuz ölürüm, yaşayamam. Kızım, dertli kızım, çaresiz kızım. Anan yoluna kurban olsun senin. Hoş geldiniz efeler! Adın Mustafa mı senin? Öyledir efem, bir emriniz mi var? Hey! Ne yapıyorsun? Sok o tabancı yerine! Karagillerin Ahmet haber yolladı davarcı! Bir daha sözlüsü Ayşe'ye türkü yapmaya kalkarsan ocağını söndürecek! Haberin olsun! Ayşem! Ayşem! Ah!
Efendim, söyle bakalım. Gelin eve geldiği vakit ben ne olacağım? Gene zil döveceksin Eleni, göbek atacaksın. Doğru mu söylüyorsun? Seni görmeden edebilir miyim hiç? Hep oynayacaksın karşımda. Ana, kardeşimin halini hiç beğenmiyorum. Ne olacak sonu bunun böyle? Ne bileyim ben oğul! Ne bileyim! Mustafa deli divane oldu. Ne köye gelir, ne ocağa. Ayşe'nin Karagiller'in Ahmet'e gittiğini duyarsa ne olacak? Bilmiyorum oğul! Bu dert beni öldürecek gayri! Bari bugün tarlayı bırakıp bir yol yaylaya varayım da konuşayım Mustafa ile ana. Kardeşin seni çok sayar. Anan dertli oldu de. Komasın gözlerimi yola. Duramayacağım gayrı satı. Ne olursa olsun kaçacağım Mustafa'ya. Sonu ölüm de olsa yapacağım. Yakalanırsanız öldürürler ikinizi de. Evde kalmak da ölmektir. Satı, yalvarırım, ayaklarının altını öpeyim. Bir yol Mustafa'ya var da cuma evden kaçacağım. Hazırlıklı olmasını söyle. Yaparsın bu iyiliği bana, değil mi Satı? Peki Ayşe, söylerim bu sözünü Mustafa'ya. Ah Ayşem, ah Ayşem, anam ne yapar sonra sensiz? Ağaya gelin gidiyorsun, ağlama! Sonra alay ederler bizimle! Bu giydirdiğin gelinlik değil, kefenim olacak anam! Ayşe, kötü söyleme, Allah etmesin! Baban sana öyle bir düğün yapacak ki... ...7 köyün duvarları davul seslerinden güm güm ötecek!
İstemem davul zurna! Arkamdan ağıtçılar tutun! Tellediler, pulladılar Ayşe'yi! Gömdüler mezara diri diri! Aşkını koyamadılar mezara diye ağıt yaksınlar! Üzme kendini yavrum, hadi babanın elini öp! Selamun aleyküm, davarcı! Aleyküm selam! Ne o, düğün mü var yoksa asker mi topluyorlar? Haberin yok mu davarcı? Güzel Ayşe'nin yarası karagillerini Ahmet'e veriyorlar. Düğün alayı kaya dibine varmıştır herhalde. Alay geliyor efendim! Niye geciktiniz bu kadar? Davarcı alayı kesti de! Ne dedin? Alayın önüne çıkıp geline türkü yaktı! Bu davarcı delirdi mi? Evet! Ben ona bir daha türkü yakmasın diye haber iletmedim mi? Ocağını söndürürüm demedim mi? İçe mi sayar bu davarcı bizi? Sen alayı eve götür, biz ardınızdan geliriz! Yürüyün! Baş üstüne!
Sana! Dertli anam benim! Ben getirdim senin başına bu felaketi! Anam! Kim var orada? Nedir bu yenge? Kim yaptı bu? Öldü yavrum. Öldü Sabim. Bağırmasın dedim de. Kimdi bunlar yenge değiller, kimdi? Baskın yaptılar. Öldüreceklerdi bizi. Yavrumun sesi çıkmasın diye kapadım da ağzını. Sabim soluk alamamış, öldü. Öldü yavrum. Öldü Sabim. Kim olursa olsun kovan bunu yanına. Odumu, ocağımı söndürdü. Ahmet! Ahmet yaptı bu işi. O dediydi bu lafı. Erebeyi oldunsa Allah olmadın ya! Yaktın ocağımı kanlı Ahmet! Artık seni elimden kimse kurtaramam. Komam bunu yanına Ahmet! Kolla kendini, geliyorum! Geldin ağam! Ne oluyor? Suratın niye asık? Cevap ver! Şey efem! Davarcı baskın yapıp aşığı kaçırdı, 5 adamımızı da öldürdü! Nasıl oldu bu iş? Biz de gafil avlandık efem! Bir sürü köpek, tek adamla başa çıkamadı mı? Koman bunu davarcının yanına! Toparlanın! Yola çıkıyoruz! Acele etme efem! Belki davarcı hapistedir. Hapiste mi? Zaptiyelere haber saldım. Onu muhakkak yakalayıp hapse tıkmışlardır. Bir davarcıyla başa çıkamadın mı ki zaptiyelere haber saldın? Ben acımı nasıl alacağım şimdi? Ne halt ettin de haber saldın? Şey efem, zaptiyeden evvel biz yakalayıp vuracak olursak laf olur dedim. Kim laf edebilir bize? Biz fermanlılardanız. Sonra çiftlikten uzaklaşırken bağırdı. Hey, uyanın! Ayşe benim bir ay evvel kadınım oldu. Onu elimden alacak yiğit daha doğmadı anasının karnından dedi. Bir ay evvel kadını mı olmuş? Vay Halil'a vay! Demek kahpe kızını bana yutturacaktın. Akacak kan damarda durmaz. Kölen olamam, vurma beni! Nereye geldik? İsmi ne buranın? Aşıklar Cenneti! Korkuyorum Mustafa! Korkma Ayşe! Artık yanında ben varım.
Sen de benim yanımda olduktan sonra bana bütün bu dağların vahşi hayvanları vız gelir. Artık burada, bu tepede yaşayacağız. Evimiz, tarlamız, her şeyimiz burası. Evimizi kendi ellerimle kuracağım. Sahi mi Mustafa? Öyleyse ben düzeyim yuvamızı. Şuraya iki odalı evimizi kuralım. Bahçemiz, tarlamız şurada olsun. Tepenin altına bir kuyu açarsın. Ama derin olmasın kuyu. Yorulurum suyu çekerken. Sonra yorgunluğumu çıkarmak için iki ağacın arasına salıncak kurarsın. Çocuğumuz olunca da o sallanır. Yaparsın bunları, değil mi? Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok Ayşe. Sen de yorgun geleceksin tarladan. O zaman çarıklarını çıkarır, ayaklarını yıkarım, kahveni pişiririm. Yok, olmaz. Bensiz gitme tarlaya. Sen burada kalsan da yine yanımdasın Ayşe. Hiç, ama hiç ayrılmayacağız, değil mi? Ölüm kapımızı çalana kadar. Biz ölümsüzüz Mustafa, ölümsüz. Bizim yerimiz yalnız bu dünyada değil. Mustafa, ben senden evvel ölürsem beni bu ağacın altına göm. Gene yanında olayım. Sen yalnız başına kalma bu dağda. Yo, böyle kara kara düşünme. Gül bakayım biraz, hadi. Yavrumuz erkek olursa ismini Mehmet koy, olmaz mı? Olur. Hadi öyleyse, evvela salıncağımı kur benim. Hazırlan, başlıyoruz. Dur! Kımıldama yerinden! Adın ne senin? Mustafa! Davarcı Mustafa derler bana! Oynama yerinden davarcı, yakarım! Halil Ağa'nın ocağına baskın yapıp gelinini kaçırır, adamlarını öldürürsün ha! Biz de seni arıyorduk! O daha evvel benim ocağıma baskın yapıp anamı, kardeşimi, yengemin çocuğunu öldürdü! Ocağımızı viraneye çevirdi! Biliyorum ben kabahatliyim, Alakanlı Ahmet de benim yuvamı yıktı! İyi, bunu kasabada kadıya anlatırsın! Kanuna karşı boynumuz kıldan ince! Önce Ahmet'i yakalayayım, ben kendi ayağımla cezamı çekmeye gelirim! Hele sen gel, biz Ahmet'i de yakalar atarız içeri! Yalnız bir şartla çavuş, Ayşe'yi ben teslim edeceğim eve! Olmaz davarcı, bu iş bize düşer! Yapma! Öyleyse ikimizin ölüsünü teslim edersiniz hükümete! Etme davarcı, dur! Ondan sonra kendim gelip teslim olacağım! Ben yalan nedir bilmem, sözün neridir davarcı! Peki, biz de uzaktan takip edeceğiz! Olur! Dağ yolunu takip edeceksin! Yürüyün! Ayşe sana emanet! Belki görünmem birkaç gün burada, işim var, bitireyim sonra konuşuruz! Kal sağlıcakla Ayşe! Bekle, geleceğim! Etme ağam, kıza bu eziyeti! Samanlıkta birkaç gün kalsın da o zaman aklı başına gelir! Rahbedeli, namussuz Ayşe'ni bize kız diyen vermeye kalktın! Gözünü aç! Davarcı ocağının namusunu berbat etti! Onun koynuna verdin ha kızını! Çöllerde
Ayşe'siz gurbet eller. Gelsin be! Davarcı, döven öküzleri gibi başımda dönüp durma! Bana bak eşkıya, boğazını sıkmadan rahat rahat dar ağacına gireceğin günü bekle, kirletme benim de ellerimi! Ülen kahpe dinli, senin gibi daha 100 davarcı eder bu yanık! Yaman delikanlı, aşk olsun doğrusu! Yanık Efe'ye kafa tüktü! Bırak boğazımı, erkekçe dövüş! Evvela sen bırak! Bırakmasam ne olacak? Pekala! Öyleyse erkekçe dövüşelim! Üçe kadar sayacağım! Kim evvel davranırsa o kazanır! Üç der demez, birbirimizin boğazını sıkacağız! Say, dönen kahpe olsun! Bir! İki! Üç! Yanık bir seneye kalma zipe çekilecek. Davarcıda da ne yürek! Hiç idamlıya sataşılır mı? Herif zaten ölmüş. Şimdi burada rahat rahat birbirinizi yiyin. Tamam, yutturduk. Hadi bakalım. Yavaş olun, binayı yıkacaksınız! Yiyin ulan birbirinizi, yiyin ha! Benden size izin, yiyebildiğiniz kadar yiyin! Yiyin! Haber yollamışsın bir diyeceğin mi? Çabuk söyle, gece vakti güçelle çıktım. Babam beni eve koymuyor Satı. Namusumuzu hiç ettin, görmesin artık o iğrenç suratını kimse diye beni samanlığa tıktı. Kurbanın olayım Satı, buradan kurtulmam için yardım et. Canım yoluna kurban Ayşem ama ben ne yapabilirim? Biliyorum Satı. Mustafa'm da hapiste, bir kurtulsa oradan. Dertli Ayşe, Allah yardımcın olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'ım, bu kimsesiz, zavallı kulunu unutma! Parmaklıklardan da olsa geceyi son görüşüm bu. Sen de öyle yanık. Allah'tan ümit kesilmez. Parmaklık de ne yapacaksın? Sen cehennemliksin yanık. Sen değil misin sanki davarcı? Pusuya düşürdüler beni. Hem benim yaptıklarımda hiçbir kabahat yok. Sende de ne kafa var ya? O kafayı samanların altına koy da ısınsın. Bilmiyor musun onlar İstanbul'dan fermanlı? Fermanları var diye milleti ezecek mi bunlar? Kanun yalnız bize mi? Bu millet yedirir mi kendini leş kargalarına? Davarcı, puslu havayı görmüş kurt gibi ağzın. Doğrusu korkulur bu kurttan. Kurt Mustafa'dan. Kaçacağız buradan yanık. Hadi biraz daha gayret edelim. Epey oynattık şu demirleri yerinden. Birkaç saatlik işi kaldı.
Aylardır yatıyorum bu hapiste. Yaşamanın ne olduğunu unuttum artık. Kanlı Ahmet'se dışarıda dolaşıyor, eğleniyor benimle. Mustafa! Gel artık Mustafa! Bekle, geliyorum Ayşe'm. Gördün Mustafa'mı? Bekle, geliyorum dedi bana. Baban! Baban geliyor yavrum, kurtaracak! Kurtaracak bizi buradan! Aydınlanmak üzere, biraz acele etmemiz lazım. Ne olur kurt! Kurt da ne oluyor yanık? Kurt gibi adamsın, hoşuma gittin de söyledim. Göz kulak ol, ben Ayşe'yi bulacağım. Olur. Ateşim var. Ama az vaktim var Mustafa. Şükürler olsun Kadir Mevlam'a. Son nefesimde görebildim. Allah etmesin Ayşem. Böyle acı sözler söyleme. Ben biliyorum Mustafa. Öyle olacak. Bu anlar benim son dakikalarım. Sokul bana! Biraz daha! Bitti Mustafa! Eriyorum artık! Sönmek üzereyim! Dinle beni! Bir sözüm var sana! Yavrum, sana emanet! Biz haksızlığa kurban gittik! Oğlumuz uğramasın haksızlığa! Karşı gelsin zalimlere! O zaman huzur içinde olacağım Mustafa! Mustafa! Seni de beraber götürüyorum! Orada yalnız kalmayacağım! Hep yanımda olacaksın Mustafa! 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 Ayşe! Ayşe!
Ayşem, seni bir gün olsun güldüremedim. Arzun yerine gelecek Ayşem. Bir kıpırdama var Kurt. Nedir o kucağındaki bebe? Elif bacı benim, davarcı. Geliyorum. Bekle hele Mustafa. Ne istiyorsun? Elif bacı bir zahmetim var sana. Al bu bebeği. Bu ne Mustafa? Ayşem'in yadigarı. Ayşem sizlere ömür. Biraz evvel öldü. Oğlum kaldı kollarımda. Yavrum sana emanet. Senden başka kimsem yok. Her cuma günü Erenler Kayası'nın altından hakkınızı alırsınız. Adını Mehmet koydum. Sağlıcakla kal bacım, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bize ettiğin iyiliklerin yanında benimki hiç kalır. Mustafa, gözün arkada kalmasın, oğlum gibi büyütürüm yavrunu. Sağ ol. Eşkıya olmuş, Kurt Mustafa namıyla etrafa dehşet salmaya başlamıştı. İç emniyeti koruyacak zaptiye teşkilatının azlığı, bu azılı eşkıyalarla baş etmeye imkan vermiyordu. Kurt Mustafa, Ahmet'in bütün çiftliklerini teker teker yakmaya başlamıştı. Birkaç defa Ahmet'in adamlarıyla karşılaştı. Kurt tek canlı bırakmamak için dövüşüyor, Ahmet canını kurtarmak için adamlarını bırakıp kaçıyordu. Aralarında bir ölüm dövüşü başlamıştı. Kan gördükçe Kurt Mustafa daha azıyor, vahşileşiyordu. Thank you.
Karşıdan 3 kişi öne çıksın! Ben adamlarımdan itaat isterim! Var mı itiraz olanlar? Pekala, götür bunları yanık, hepsini bir yola sok! Efem, Karagillerin kervanı Tilkilik Boğazı'na giriyor! Ahmet, bu sefer elimden kurtulamayacaksın! Bir emrim var mı kurt? Kızanları hazırla, yola koyulalım! Şimdi efem! Ey kızanlar, topların, baskına varıyoruz! Götürün! Herkes payını aldı! Getirin şu çengiyi! İçmek serbest! İçmek serbest! Bu küpeleri öldüğü zaman... Ayşem'in yastığının üstünden almıştı. Yanık! Bunu yarın Erenler Kayası'na bırakın. Bu oğlumun hissesi. Olur! Sazlar! Thank you.
Kurt Mustafa da ölecek, ama bir kahvenin eliyle değil. Affet efendim, kurbanın olayım. Bir köpeklik ettim. Ayaklarının altına öldüğüm efendim, öldürme beni, kıyma bana! Bir silah sesi duyduk da, alın kahveyi meydana! Bırakın, yalvarırım, yapmayın, ne olur! Merhamet, yapmayın, bırakın beni! Bağışla! Yalvarırım efendim, bağışla! Affet efendim, kurbanın olayım! Atın uçurumdan aşağı! Bize bir haber var galiba. Gelen haberci. Karagillerin Ahmet adamlarıyla Samancılar tarafından Tilkilik Boğazı'na doğru ilerliyormuş. Hazırlanın! Baskına varıyoruz! Sırmaya geldi, efendim yanarı geldi, efendim dağları titredi, sırmaya yürekli, efendim sırmaya geldi, efendim yanarı geldi, efendim dağları titredi, sırmaya yürekli, efendim. Atları düzleneceksinler, benim at burada kalacak. Kızanlar, beni dinleyin. İçinizden birisi Ahmet'e ateş edecek olursa derisini yüzerim! Ufak bir sıyrık açanı dahi gebertirim! Adamlarını vuracaksınız, Ahmet'e dokunmayacaksınız! Yerleştir kızanları!
Bekle orada Ahmet var, bu tarafa! Hey, görmüyor musun Ahmet, bu tarafa! Sıçrar, iki sıçrar çekirge! Şimdi ne yapacaksın bakalım? Kaç altın istiyorsun? Akıttığın kanları altınla temizleyeceğini mi sanıyorsun? Kara dinli, ölen sen beni eşkıya ettin! Anamı, kardeşimi öldürdün! Ocağımı yıktın, beni kötü ettin ölen! Bunun kıymeti o kadar ucuz değil, kaldır elleri! Silahını ilk çeken kazanır! Üçe kadar sayıcıyım! Ben senin gibi kahpe değilim! Hazır mısın? Hakkınla dövüşeceksek, sayıyı ben sayayım. Say! Bir... iki... Oyunu kaybettin kanlı Ahmet! Bu adam için! Bu da benim için! Bu da ağam için! Ayşem için! Dağları bu azılı eşkıyalardan temizlemeye karar veren İstanbul, subaylar yetiştirdi ve mıntıkalara sevk etmeye karar verdi. Efendiler, mıntıkalar üzerindeki izahatımı dinlediniz. Rıza Bey oğlum. Buyurun efendim. Mıntıkandaki eşkıya çatal kafa çok şiddet, çok kanlıdır. Aynı zamanda bütün köylüleri yıldırmış ve onları konuşamaz hale getirmiştir. Bunun için kimseden yardım göreceğini zannetme ve köylülerin sözlerine de inanma. Başüstüne efendim. Size gelince mülazim efendi oğlum. Siz de Kurt Mustafa namıyla anılan eşkıyayı takibe memursunuz. İsmi gibi kurt bir eşkıyadır. Allah yardımcınız olsun. Memleketi bu eşkıya sürüsünden kurtarmaya geç bile kaldık. Memleket sizlere güveniyor evlatlar. Dışarıdaki düşmanlar ne kadar tehlikeliyse içerideki bu düşmanlar da o kadar tehlikelidir. Hatta daha da tehlikelidir. Arda Baydos, yarın sabah mıntıkalarınıza hareket edeceksiniz. Başüstüne. Başüstüne. Kaşı köyü saracağız. Bağ üstüne! İki koldan köyü sarın! Thank you.
Buyurun, köyümüze hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Oturun. Düğün mü var köyünüzde? Evet, düğünümüze şeref verdiniz. Kızanlar geldiğinizi duymuş, haber saldılar. Haddimiz değil ama zaptiyelere bir şeyler hazırlamalarını söyledim. Sağ olun, vaktimiz yok. Düğününüzü bozmaya gelmedim. Oyunlara devam etsinler. Devam edin! Gelinle güvey gelsin de gidelim, köy kalabalıklaştı. Olur efendim. Yusuf! Pepe gelinle güveyi görmek istiyor. Baş üstüne! Rızan olursa bir yol içeri gireceğim, mülazım efendi. Pekala muhtar. Allah size dert yüzü göstermesin efendim. Sayenizde ocak sahibi oldum. Eğil kızım. Ocağının dumanı daim tütsün kızım. Allah sizden razı olsun efendim. Bir yastıkta kocayın delikanlı yanık. Gör damadı. Saat 3:30 olmuş çavuş, vakit geldi. Efendim! Söyle yanık! Eğer isterseniz Nuri Efe'ye söyleyeyim de bir eğlence tertip etsin bize. Etsin, etsin ya yanık! Mesele anlaşılırsa bugünümüz son günümüzdür. Ne demek istiyorsun yanık? Şu su içen mülazime bak! Hadi geveleyip durma! Dilinin altında bir şey var senin. Oo! Kurt Mustafa'nın oğlu. Oğlu mu? Eğer Mustafa onun oğlu olduğunu anlarsa hepimizi teslim eder. İdam sehpasına yollar. Biz teslim olur muyuz sanırsın yanık? Peki ama, oğlu olduğunu nereden anladın? Saatinden, üzerindeki Ayşe'nin küpelerinden. Bir baskında ele geçirmiştik o saatleri. Sonra zincirine küpenin tekini taktı, tekini de kendisinde kalan saate bağladı. Bir eşi de Mustafa da küpeyle saatin. Peki ama bu saat oğlunun eline nasıl geçti? Senelerce evvel bu saati ben bir cuma günü oğluna verilmek üzere Erenler Kayası'na bırakmıştım. İş sana düşüyor Nuri. Onu babasıyla karşılaştırmayacaksın. Biraz sonra öbür dünyayı boylamalı. Dedim ya, kurt bizi hükümete teslim eder. Merak etme, babası onu tanımayacak. Leşini de köpeklere vereceğim. Göster kendini Nuri Efe, korkma! İşin yarım kalırsa ben tamamlarım. Kendim öldürürüm onu. Hadi şimdiden pusuyu hazırla. İşin emir verdim. Evet efendim. Öyle bir eğlence olacak ki bütün efeler bunu unutamayacak. Yamansın be yanık. Kalın sağlıcakla muhtar. Güle güle. Sağ ol efe. Yolun açık olsun efendim. Civarın ağalarından galiba bu efe kimdir? Kurt Mustafa. Ya. İsmini duymuştum. Demek bu efe. Biz de kaçalım muhtara, yolumuz epey uzun. Davetinize teşekkür ederim. Bu gece köyümüzde kalsaydınız mülazım efendi. Uzağa gidiyor Tara, yolcu yolunda gerek. Siz bilirsiniz, yolunuz açık olsun. Hadi gidelim çavuş. Bağ üstüne! Allah'a ısmarladık. Güle güle mülazım efendi.
Efe bunu sana gönderdi. Seninle konuşacaklarım var. Mescitte bekliyorum, Kurt Mustafa. Hadi sen git. Gitme kumandanım. Pusuya düşürecekler. Mümkündür. Yalnız kan dökülmemesi için bir anlaşma da yapmak isteyebilir. Dinle beni. Mescidi sarın. Eğer yarım saate kadar benden bir haber çıkmaz, geri dönmezsem mescide hücum edeceksiniz. Karşınıza çıkan her canlıyı vuracaksınız. Anladın mı? Anladım kumandanım. Yalnız ne olur gitmeyin. Köyü sardık, er geç elimizdedir. Kurtulamaz. Sokmayın başınızı derde. Konuşacağım. Birlik kumandanı sensin. Emrimi unutma. Yarım saat. Hadi mescidi sar. Bağ üstüne. Geldim Mülazım Efendi. Koy tabancanı yerine. Dövüşmeye değil, konuşmaya çağırdım seni. Konuş bakalım, yalnız biraz kısa olsun. Şunu unutma ki mescit tamamıyla sarılmıştır. Kapana kısıldın demektir. Öyle görünüyor. Başını kaldır da şuraya bak. Şu dama bak. Şuraya da bak. Daha bitmedi Mülazım Efendi. Kaldır başını da dama bak Mülazım Efendi. Abi, Hüseyin! Tahir! Mehmet! Şevket! Avni! Gel gayrı Mülazım Efendi, mescide dönüp konuşalım. Hangi şartlar altında olursa olsun mücadeleden vazgeçeceğimi zannediyorsan aldanıyorsun. Hadi Kurt, gidelim mescide. Yalnız adamlarımın etrafında olduğunu unutma. Gelmiş.
Senin adın ne? Mehmet. Ananın adı da Ayşe mi? Hayır, Elif. Bunu tanıyor musun? Benimkinin aynı, nereden buldun bunu? Sen nereden buldun? Onu bana rahmetli babam vermiş. Evet oğlum. Onu sana baban vermişti. Ucundaki de rahmetli ananın küpesiydi. Sen nereden biliyorsun bunları? Biliyorum oğlum. Çünkü babam benim Mehmet'im. Olamaz. Benim babam ölmüş. Seni büyüten Elif bacıya öyle tembih etmiştim. Allah'ım! Nedir bu başıma gelenler? Eşkıya bir babanın oğlu olmak. Doğru oğul. Eşkıya bir babanın oğlusu. Ben kötü adamım. Kötü ettiler beni. Çok kötülükler ettim. Anana ölürken vaat ettimdi. Vasiyetini yerine getireceğim Ayşem dedimdi. Onun için seni zabit mektebinde okuttum oğlum. Anan oğlumuz haksızlığa karşı koysun, haksızlık ondan korksun dediydi. Tam 30 senedir seni bekledim. Vermedim bu kelliyi başkalarına. Beni sen asacaksın. Cezamı sen vereceksin. Seni bekledim bunca seneler. Sen o kadar kötü bir insan değilmişsin baba. Kötüyüm oğlum. Çok kötülükler ettim. Cezamı çekmenin sırası geldi. Bir oğul için bu çok ağır bir vazife. Kötülük eden baban da olsa vereceksin cezasını. Seni onun için kanun adamı yaptım oğlum. Hükümet teslim olanları bağışlayacağını vaat etmişti. Zeybeklerimin affedilmelerini temin edecek misin? Evet. Öyle bir emir var. Yalnız reislerini bırakamayız. Biliyorum. Gel bu işi bitirelim gayri. Gel. Seni bir kere olsun bağrıma basayım oğlum. Baba! Bahtsız Ayşem'in yadigarı benim. Baban olduğumu yine bilmesin yalanlar. Oğlum! Yanık! Kordonu boz! Zeybekleri kızanları topla, şuraya bir sıra diz. Ne diyorsun efem? Duymadın mı yanık? Bir lafı iki defa etmem seyirt! Sen de adamlarını topla! Çavuş! Zaptiyeleri topla! Bağ üstüne! Çıkın meydana! Zeybekler, kızanlar! Bunca yıldır eşkıyalık ettik. Köyler bastık, kanlar döktük, ocaklar yıktık. Artık bunların hesabını vermemiz lazım. Bu kadar kötülükleri niçin yapıyoruz? Kendi kan kardeşlerimizi kahpece arkadan vuruyoruz. Hırsızlık, eşkıyalık değil mi bizim ettiğimiz? Katillik değil mi, deyiverin bana! Gül gibi köyleri kana bulamaya kalktık. Halbuki tarlalar, koyunlar bizi bekliyor. Ocağımızdaki yavrular, analar, babalar kanlı gözyaşı döküyorlar! Eşkıyalığın sonu ya dar ağacında sallanmak, ya bir kaya dibinde uyuz eşekler gibi ölmek değil midir? Mülazım Efendi ile konuştum. Hepinizi yüze inmiş kabul ediyor. Varın köylerinize, namusunuzla sürün tarlalarınızı, namusunuzla çoluk çocuk sahibi olun. Eşkıyalığın sonunu yarın ben kasabada dar ağacında sallanırken, gelin kendi gözlerinizle görün. Biz bu laflara kanar mıyız efem? Bunun için yaptığını biliyorum. Eğer canlarını seviyorlarsa söyle mülazime, alıp adamlarını gitsin! Dur kurt! Ateş et yanık! Ateş etsene! Benim ölümden korkmadığımı 30 senedir öğrenemedin mi? Benim ölümüm hepinizin ölümünü hazırlar! Halbuki ben sizlerin adalet içinde yaşamanızı istiyorum! Korkacağımı zannediyorsan aldanıyorsun. Ben ölmek için bu mesut günü bekliyordum. Biliyorum efendim.
Hadi durma, vur beni, vur! Beni dinlemeyen varsa onu dar ağacında bekleyeceğim. Unutmayın bunu! Ben de seninle beraber dar ağacında sallanacağım. Mülazım efendi oğlu, bir idam mahkumunun son arzusu sorulur. Arzunuz nedir? Arasına salıncak kur. Çocuğumuz olunca da o sallanır demişti. Oğlum, benim huzur içinde yatmamı istiyorsan bu iki ağacın arasına idam sehpamı kurdur. Ondan sonra da beni annenin yanına göm. İşte son arzum bu. Allah seni mesut etsin oğlum. Baba, oğlum. Gidelim oğlum.